Risale-i Nur Kur'an hizmeti nedir? Benim azimende olmam mı lazım ki Risale'nin Kur'an iman hizmeti yapmış olayım? Evet. Risale-i Nur bir dava değil. Dava içinde bir handır. Bir iddia sahibi de değil. Meydana çıkmış, ben şu yaptığım iş gibi işler yaptım diyor. Ne yapıyor? Din yasak edilmiş, Kur'an yasak edilmiş, İslam yasak edilmiş, ezan yasak edilmiş. İnsanlar aynen oyuncak insan gibi ipe çekilip duruyor. Bir hiç uğruna, bir terör, bir zulüm, bir işkence, bir anarşi cemiyeti almış gidiyor. Böylesi bir vasatta Kur'an-ı Azimüşşan'dan başka hiçbir kitaba müracaat etmeden doğrudan doğruya Kur'an'dan aldığı bir füyüzatla bir eser ortaya koymuş. Ve bu eseri insanlar benimsediler, sevdiler. İnsanların kalplerini açtı bu. İnsanların kalplerine hitap etti. Yayıldı. Risale-i Nur hizmeti yapmak için ne Nurcu ismi almaya gerek var, ne Arjumendi ismi almaya gerek var. Risale-i Nur'dan istifade edip insanlara istifade olmaya çalışmak var. Yani Nurculuk diye bir şey yoktur. Azmendilik diye bir şey de yoktur. Ne vardır? Risale-i Nur'dan istifade edip, anlayıp, evvela kendisine tatbik etmek, sonra da başkasına anlatmaktır. Bunu yapan insan ister Nurcu ismini alsın, ister almasın. İster Azmendi ismini alsın, ister almasın. Fark etmez. Fark etmez. Biz şimdi böyle bir azmendi veya nurcu tabirleri nereden çıktı? Şuradan çıktı. Bu meseleye gönül verenlerin bir araya gelmesiyle daha iyi bir hizmet oluyor, dayanışma oluyor. Bir kuvvet meydana geliyor. Bir anafor dediğimiz bir cazibe merkezi meydana geliyor. İnsanlar daha ziyade rağbet ediyorlar, daha ziyade okuyorlar, daha ziyade alakadar oluyorlar. Bu surette imanlarını muhafazaya çalışıyorlar. Yoksa bizim maksadımız İslam'dan başka bir nurculuk kurmak, bir azmendilik kurmak, ya başka bir şey kurmak değildir. Dava İslam'dır. Hizmet de İslam'a hizmettir. Maksadımız İslam'a hizmettir. Yani namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet. Bir de imanın altı şartı. Bütün uğraşım şey bu 11 senedir. Meselemiz budur. Başka bir meselemiz yoktur. Nasıl yapmam lazım? Risale-i Nur'u kendin okuyacaksın, anlayacaksın, tatbik edeceksin. Ondan sonra da bütün gücünle muhtaç olan insanlara anlatmaya çalışacaksın. Şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Bir adam Risale-i Nur'un şu mana ve mahiyetini öğrendikten sonra, eğer Allah onu nasip etmiş, kalbine işlemiş. O adam bir sene burada benim oturup dersimi dinlemektense, gidip şu güven parkta oturup bir insana Risale-i Nur'u anlatmanın derdine düşse, benim buradaki dersimi dinlemenin 10 misli, 100 misli fazla bir sevap kazanır. Kıymetli olan da odur. Kendi istifade ettiği şeyi müminlere tebliğ etmek, müminlere anlatmak. Maksat budur. Yoksa maksat bir yere yumak olup biz azmendiyiz veyahut da biz nurcuyuz deyip tafra satmak, hava atmak değildir. Azmendi nasıldır? Meseleyi anladıktan sonra çarık, demir çarık giyip oda oda, kapı kapı, mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde bu işe muhtaç insanlara duyurup onları iman ve Kur'an yoluna ısındırmak, çekmek, getirmektir. Mesela budur. Nasıl hizmet edeceksin? İşte bu dediğim şekilde.
Bu meseleyi anladıktan sonra derdin davan bu meseleyi bilmeyen insanlara bu meseleyi anlatmaktır. Azmendi değil. Kur'an'ı anlatmak, İslam'ı anlatmak, namazı anlatmak, orucu anlatmak, haccı, zekatı, kelime-i şehadeti anlatmak, Allah'ın varlığını, birliğini anlatmak, ahireti anlatmak, melaikeyi anlatmak. 11 şey anlatacak, 11 şey. Başka bir şey yok. Şimdi bu mesele böyle anlaşılmayınca bakın dikkatinizi çekelim. Risale-i Nur'da birinci ve en birinci talebe üstadın beyanıyla sabit. Kimdir? Hulusi, Hacı Hulusi Yahya. Allah ona rahmet etsin. Birinci ve en birinci talebim diyor. Gerçi Abdülmecid benim nesebi kardeşim ve 20 sene talebemdir. Fakat ne o ne hiçbir kimse benim Hulusi'me yetişemiyor. Hulusi böyle bir Hulusi. Üstad'la görüşmesi kaç defa olmuş? Bir elin 5 parmağı, öbür elden de 1 tane. 6 defa görüşmüş. Sadece 6 defa. Bu birinciliği nasıl elde etmiş? Hizmet etmiş, hizmet. Hizmet etmiş. Medrese açması yasak iken El Aziz'de müsait mümin dükkanlarına gider her gün. Her gün. O derslerini çok dinlemişim. Her gün. Medrese yok, bir şey yok. Yasak. 60'tan sonra işe girme. 1960'tan sonra. İşte Hacı Sabri'nin dükkanında birbirleriyle haberleşirler. Neredeyiz? Hacı Sabri'nin dükkanındayız. Hemen Hulusi Bey namazdan sonra, camiden sonra çıkar gider şeye oturur. Hacı Sabri'nin dükkanına. Esnaf. Kumaş satıyor. Gelen oturur yanına. Ondan sonra Kemal cebinden ya kitap çıkarır ya kitaptan aldığı bir yazıyı çıkarır. Risale-i Nur'u okur. Ve Hulusi Bey onları izah eder. 1950'den 1986'ya kadar bir gün dahi bu dersi bırakmamış adam. Ve bu şekilde bugün şu dükkanda, yarın öbür dükkanda, öbür dükkanda. Bu nurculuk yapmak için yapmıyordu ki bunu. Ya bizim nurculuk diye bir davamız yok. Azimendi diye bir davamız yok. Biz Müslümanız. Tevhidi yaymaya çalışıyoruz. Ahiret akidesini yaymaya çalışıyoruz. İnsanları terörden, anarşiden, sıkıntıdan kurtarmaya çalışıyoruz. İşimiz bu. Vazifemiz bu bizim. Ama biz bunu yaparken Risale-i Nur'u okuyan insanlara yani bir isim takılıyor. Yani işte ne evdeyim işte diyorlar ki Nurcu, tamam Nurcu. 1961'de benim ilk mahkemem Karabük'te gittim. Tabii o gün Nurcu demek. Dehşetli bir şey. Yani o gün Nurcu ismi mühim bir şeydi yani. Cinayet tam bir cürüm. Hakim dedi sen Nurcu musun? Dedim evet ben Nurcuyum. Risale-i Nur okuyorum. Bu Risale-i Nur'ları okuyanlara inekçi deseler inekçiyim dedim. Öküzüyüm deseler öküzüyüm. Nurcuyum diyorlarsa Nurcuyum. İsim peşinde değiliz biz. Biz İslam davası peşindeyiz. Yine aynı şeyi 55 sene sonra tekrar söylüyor. Bizim davamız İslam davasıdır. Ne Nurculuk, ne Azimendilik, ne Hasancılık, ne Hüseyincilik. Ama insanlar bu işle meşgul olanlara bir isim takıyorlar. Taksınlar. Şimdi sıkıntımız yok. Ben Nurcu, sen Nurcu. İnekçi ise inekçi, öküzcü ise öküzcü. Aynı şey söylüyor. Davarcı ise davarcı. Biz Risale-i Nur'u okuyoruz. Kur'an'a, imana hizmet ediyoruz. Adına ne koyduk? Şimdi de bize azmendi diyorlar. Canlı sağ olsun. Nedir? Ne değil. Bizim için fark etmiyor. Şu ara cevap oldu mu? Yoksa çok mu uzattım?
Peki.